Efendim, düğünümüz var. Sosyetik bir düğüne götüreceğiz sizleri. Sima ile Mark evlendi. Düğüne gelen ünlüler arasında da köşe kapmaca oynandı. Bir köşede Şeyma Subaşı, bir köşede Hande Erçel. Sosyetik güzel Sima Terkan ve tanınmış iş insanı Mark Başoğlu'nun düğününe sevgilisi Hakan Sabancı ile katılan Hande Erçel'e Şeyma Subaşı sürprizi. Sosyetik düğünde köşe kapmaca. Davetliler arasında yer alan Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Hakan Sabancı ve Hande Erçel ile yan yana geldi mi? Zamanında Şeyma Subaşı'yı veto eden anne Arzu Sabancı, müstakbel gelini Hande Erçel'i nasıl kanatları altına aldı? Sosyetik güzel Sima Terkan ve tanınmış iş insanı Mark Başoğlu'nun düğününde cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri yer aldı. İtalya'da 2 gün 2 gece süren düğüne Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı, Hande Erçel, Kerim Sabancı, Kerem Kamışlı, Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya, Selin Yağcıoğlu, Şeyma Subaşı gibi isimler katıldı. Sima Terkan kabarık model 3 boyutlu gelinliğiyle göz doldururken Mark Başoğlu siyah bir smokin tercih etti. Düğünün ilk gününde İtalyan gecesi düzenlendi. Davetliler bir araya gelip renkli masaları, menüsü ve çiçekleri her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş kusursuz bir mekanda akşam yemeği yedi. Yemekte bulunan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın paylaşımlarına beğeni yağdı. Abi Hacı Sabancı ve elti Nazlı Sabancı da yemekten paylaşım yapan çiftler arasındaydı. Nazlı Sabancı'nın yemekte giydiği 95 bin liralık elbise fiyatıyla ağızları açık bıraktı. Aralarının açık olduğu iddia edilen eltiler Hande Erçel ve Nazlı Sabancı hem düğün öncesi yemekte hem de düğünde aynı karede poz verdiler. Düğünde de şıklık yarışı devam eden ikili tercih ettiği kıyafetleriyle göz kamaştırdı. Arasının açık olduğu iddia edilen eltisiyle birlikte poz veren Hande Erçel, gelin olarak istemediği iddia edilen müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı'dan da geçer not aldı. Oğlu Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le paylaştığı pozunu Arzu Sabancı kalpliyorum yaptı. Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Şeyma Subaşı Hande Erçel'le aynı düğünde. Düğünde Arzu Sabancı'dan geçer not alan Hande Erçel'in yanı sıra anne Arzu Hanım'dan veto yiyen Şeyma Subaşı da yer aldı. Hakan Sabancı ve Hande Erçel düğün boyunca Şeyma Subaşı ile aynı karede yer almadı. Düğün boyunca ortalıkta gözükmeyen Şeyma Subaşı ise after party'de gelinle birlikte eğlendiği anları paylaştı. Bir köşe kapmaca yaşanıyor. Maalesef Hakan Sabancı'nın zamanındaki çapkınlıkları böyle özel günlerde düğün sahiplerinin de başına patlıyor. Şeyma Subaşı, o defteri kabarık. Bu böyle arkadaş çevresi olunca da öyle işte kaçak göçek düğünde poz verirsiniz. Ne diyorsunuz? Tom da Jerry. Misali. Daha önce Hacı Sabancı ile de adı anılmıştı. Sonra Hakan Sabancı ile de kısa süreli ilişki yaşadı. İki Sabancı ile birlikte. Hacı da var. Tabii canım. Tabii. Şimdi, ama ben Şeyma ne yapıyor biliyor musunuz gece? Oradan oraya giden bir influencer'dan aldığım bir detay ama adını vermeyeceğim. Hadi kaynağımı açıklamayayım. Onu da zor duruma sokmayayım. Şeyma kafalar tabii pırıl pırıl yine dans ediyor. Dans ederek geliyor Hande Erçel yanındayken Hakan'ın. Yanaşarak bir şey sormaya çalışıyor dans ederek. Hande orada önce sinirleniyor. Sonra Hakan'ın kulağına eğiliyor. Bir şey söylüyor. Sonra Hakan'ı alıp ortamdan uzaklaştırıyor.
Yani orada anlıyor bir tehlike var. Çünkü Şeyma için bu tarz şeyler çok fazla dert değil. Hani dolayısıyla bir sıkıntı hissedip hemen kaptığı gibi Hakan'ı uzaklaştırmış. Oradan da aldım. Çok önemli bir detay. Bak. Çok da güzel bir düğün olmuş ama hani herkesin hayal ettiği tarzda değil mi? Venedik'te iki gün iki gece falan. Bütün cemiyet orada, sosyete orada, ünlüler orada. Bir şıklık geçici de yaşanmış. Gelinlikleri de çok beğendim. Çok güzel. Gerçekten şahane bir düğün olmuş ama geceye damga vuran Şeyma ve Hande'nin bu kıskançlık krizi olmuş. Vay vay vay. Şimdi öncelikle tabii ki bu güzel çifte mutluluklar dileyelim bir. Yalnız lakin bu ara ne kadar çok bu İtalya'yı tercih ediliyor değil mi? Farkında evet. mısınız? Ya. İşte düğünler, nikahlar falan filan. İnşallah hayırlı uğurlu gelsin onlara. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde kızımız Karadenizli bir ailenin kızı. Yani ben açıkçası Karadenizli bir ailenin kızı olarak daha geleneksel bir düğün bekliyordum. Böyle horonlar, tepilsin, şey olsun ama erkek inanılmaz tarafı. Erkek tarafı. İşte Mark. Mark ya evet. Başoğlu ailesi. Evet ben aslında burada da böyle bir düğün, ikinci bir düğün bekliyorum. Beklerdim. Burada nikah yaptılar Pınar. Nikah yaptılar ama düğüne ben gitmeden horon önce beklerim ya. Ha. Evet. Horon onu ben sana yani. Yapacağım kız. Venedik'te de horon olmaz. Ya Venedik'te horon olur ya. Olmaz olmaz Pınar. Venedik'te horon olmaz. Venedik şok. Gelinliğe bayıldım. Bak gelinliğe bayıldım. Yani onu söylemeden geçemeyeceğim. Çok güzel bir gelinlik. Çok. Kız da çok güzel. Kız da evet kızımız da çok güzel. Oğlumuz da çok güzel. Lakin dediğim gibi işte gelen konuklar zaten sen gereken detayları verdin. Bayağı bir aslında köşe kapmaca oynanmış oralarda. Yani bir kedi fare oyunları söz konusu, aldığımız duyumlar bu yönde. Ama işte bakın arkadaşlar aslına bakacak olursak ne kadar şey bir durum. Yani şimdi Şeyma'ya ben burada üzüleyim mi? Kızayım mı? Ne yapayım bilemiyorum. Her koyun kendi bacağında asılır. Ayrıldıktan sonra öyle bir dağıttı ki kendini. Ama yine de bak yine de cemiyet hayatında yerini buluyor. Eskiden olsaydı cemiyet dışı kalırdı. Yok o influencer var ya Mert Vidinli falan. Onlarla. Onun peşine takılıyor. Acun evlendikten sonra da her tuşa basıyor gündeme gelmek için. Her tuşa basıyor. Bir de şöyle bir şey bak bu düğün. Mesela Acun Ilıcı'nın düğününden çok daha şatafatlı olmuş. Ya ama işte ortam öyle ortam ama ortam değişik bir ortam çok yani. Çok daha şatafatlı. Yurt dışında bir karnaval havası, oradaki garsonlar, dekor, masaların rengi, her şey bambaşka. İnsanlar ne kadar titizlikle seçmişler ne giyeceklerini. Hande Erçel kaç kıyafet giydi ben sayamadım yani. O kadar çok önem vererek gitmiş oraya. Bir de partiden partiye, otelden otele, restorandan restorana bir hayat yahu. Hande Erçel, editör arkadaşlarımız lütfen saysınlar. Hakan Sabancı ile kaç düğün davetine katıldı birlikte? Çok rica ediyorum. Yani bu kadar çok böyle eğlence, bu kadar çok... Şimdi Hande Erçel bizi bu düğünde en çok ilgilendiren yaptığımız işten dolayı... Hepsi çok değerli insanlar ama Hande Erçel ve Şeyma Subaşı. Evet. Fakat niye? Hande Erçel'in meslektaşları günde 18 saat sette ter dökerken... Hande Erçel sürekli bir gezmece halinde. Ya Bilal abicim sürekli yani ihtiyacı mı var sevgilisi Hakan Sabancı yani. Tamam da. Bir tane Hakan tamam Sabancı da, var. Tamam da ondan sonra başkalarının yerine ona gidiyor dizi teklifi. Gitmesin ya konservatuvarda o kadar başarılı gençler var. Güzel genç insanlar var. Bir de influencer olarak öne çıkıyor. Yani oyuncu olarak mı alıyor bu reklam tekliflerini zannediyoruz? Hayır. He. Reklam tekliflerine gel yapıyor. Bakın. Ben de biraz bu konuda biraz hakikaten eksik düşünüyorum. Ne kadar çok gözükürse Hakan Sabancı ile Londra'da, Paris'te, Milano'da, Tokyo'da, Venedik'te firmalar o kadar çok yahu ne kadar öne çıkan dünya şeyi gibi bu. Önemli bir şahsiyet. Bunu reklamımıza oynatalım algı, diyorlar tamam demek ki. Tamam şu anda evliliği demek oynuyor. Ki bu yani. He? Yasemin Özilhan ne yaparsa şu anda aynı yoldan gidiyor. O diyor ki bak Yasemin de oyuncuydu benim gibi. Çok iyi bir aileye gelin gitti. Ben de yapabilirim diyor. Yasemin'i zaten postlarına dikkat edin. Yasemin'in paylaştığı firmaları paylaşıyor. Giyim tarzı, hareketleri, tavırları aynı birebir Yasemin Özilhan. Yasemin onu takipten çıktı. Belki de engelledi. Kerem Bürsün'le ayrıldığı için hatalı olan
Hande Erkel'di Kerem Bürsün ilişkisinde. Kerem Bürsün tanıştırmıştı Özilhan ailesiyle Hande Erkel'i. Bir de şunu söylemem şart arkadaşlar. Sanılmasın ki Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hande Erkel'i aileye dahil ettiler. Hayır, etselerdi. Bundan 10 gün evvel Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'nın çocuklarının doğum gününe çağırırlardı. Evde 2 kere, 3 kere doğum günü daveti verdiler. Hiçbirinde Hande Erkel yoktu. Ya tamamıyla ailenin yoktu. İçerisine girmemiştir. Hiç orada bak, ama bir %50 hayır, şey hayır, vardır. Hayır. Bir dakika konuşayım, konuşayım. Cemiyetin olduğu yerde o da olabiliyor. Bir düğüne herkes davet edilir. Hande Erkel de davet edilir. Şeyle beraber. Koca, tamam, ne demek istiyorsun Bilal abi? Yani aile bu görüntüde ne demek istiyorsun? Şunu söylemek istiyorum. İnsanlar yanılmasınlar. Yani orada bir düğün davetinde Hande Erkel, Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı aynı ortamdalar diye aileye girdiğini, ailenin Hande Erkel'e sıcak baktığını, kucak açtığını sanmasınlar insanlar. Ben şuradan şöyle olsa tamam. Sabancı ailesinin bir davetine, bir etkinliğine davet edilse Hande Erkel aileye girmiş demektir. Şimdi simayla, onu göremedik. Şimdi, hala bak 2 yıl oldu onu göremedik. Şimdi gelinle damatla arkadaş değil. Arkadaş olan Hakan Sabancı ve ailesi zaten. O yani, misafir olarak geliyor zaten teşrif Hakan'ın ediyor. Hakan'ın yanında. Kaldı ki birçok influencer'dan da daha ünlü bir insan Hande Erkel'in gitmesi daha mantıklı. İsmini bile duymayacağınız milyonlarca takipçisi olan Mavi kadınlar var orada. Bayıldım. Hande Erçel en azından bir star ve çok asil de gözüküyor orada. Bir kere çok güzel zaten temsil etmiş bence. Arzu Sabancı, Sabancı ailesi yatsınlar, kalksınlar, dua etsinler. Hakan Sabancı daldan dala oradan oraya kim olduğu belli olmayan saçma sapan bir yani. Gecede 2-3 kızla nerede ne yaptığı belli olmayan geceler geçirirken Hande Erçel onu topladı. Evet. Hande Erçel olduğu için alsınlar başlarına tac etsinler yani. Üzgün çünkü durdurdu. Çocuğu durdurdu yani. Evet. Ve bence güzel evlenecek mi Pınar? Ben öyle görüyorum. Bilal abi inanıyor musun bu düğüne? Ya ben bunların ilişkisini de gelecek göremiyorum. Didem? Evlenebilirler ama çok sürmez. Aa, diyorsun. Sürmez. Allah Allah. Ama evlenebilirler. Bence evlendikten sonra o öyle devam eder. Bak Nazlı ile Hacı da evlendi. Ondan sonra Hacı'nın evlilik dışı bir çocuğunun olduğu spekülasyonlara çıktı. O Sabancı ailesinde boşanmanın gerçekleşeceğini çok sanmıyorum. Ben bu çifte çok inanıyorum. Bunlar çünkü Sabancı ailesi geleneksel bir aile. Yani onlar gerçekten birçok yani modernler. Çok aslında hani baktığın zaman uluslararası global bir aile dersin ama inanılmaz kendi içlerinde kabuklarında geleneksel bir aile. Ben onlarda da evlendi mi kolay kolay boşanma olacağına inanmıyorum. O çocukların da bir tane düzgün ilişkisini görmedim yani. Tamam aile çok köklü bir aile de o çocukların geçmiş ilişkilerine bakın Allah'ınızı seversen. İnanılmaz geleneksel ve görenekseller. O Hacı'nın geçmişiyle aile o Hakan'ın geçmişi. Güzel koruyorlar öyle demeyin şimdi. Tamam. Ya. Orası korusunlar. Onu taşısınlar. Evlenene kadar, evlendikten sonra gerçekten o kurumu çok güzel taşıyan insanlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü peki, anne, şimdi öyle. Düğünde Sima'nın ayakkabısının altına yazılan isimler. Şimdi Şeyma hemen yazmış. Şurada. En başta duruyor. Şeyma evlenmesi var yine yani hemen Şeyma yazdırmış oraya yeter. İsmini. Ama ben bakıyorum. Aa Hande'yi göremiyorum. Hande kız istiyor. Hande evlenmek istemiyor musun? Cool mu yapıyorsun? Kız Hande niye altına adını yazdırmadın? Kız Hande'yi yazmamışlar ya. Yazmışlar bir araya gelmiş Hande. Kızı yazmamışlar vallahi ya. Vallahi yazmamışlar. Vallahi affınız etmişler kızı ya. Ayakkabısının altında. Ya da Hande garanti görüyor. Bazı şeyleri. Bazı şeyleri garanti görüyor olabilir. Ben yazayım dur şurada var. Ayakkabısının altına. Kız ben yazıyorum adını kız. Yaz. Bak, o ayakkabı detayı var mı bizde görsel olarak? Orada bir kişi çok yakın evliliği. O da Sibil'le. Şükrü. Şükrü. Şu anda evliliğe doğru gidiyorlar. Hatta onlara Hande ile Hakan'dan daha çok şans veriyorum evlilik. Ben de veriyorum. Bir yıl içinde evleneceklerini düşünüyorum onların. Hmm. İnanın ki burada bu çifte de Sibil ile Şükrü çiftinde de bakın Şükrü diyorsunuz, Allah diyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz kapılarında kızlar. Ama Şükrü'nün de Sibil'i kaybetmemesi gerekiyor. Bak o kadar söylüyorum. O kadar. Çok donanımlı, çok eğlenceli, ailesiyle birlikte de şıkır şıkır, fıkır fıkır bir kız. Ne güzel. Şükrü ne yapsın, ne etsin? Sibil'i alsın. Evet, vallahi evet. Öyle. Evet evet, bu arada bana bir haber geldi. Ne geldi? Çok güvendiğim bir kaynaktan bir haber geldi. Duyduğumuza göre İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses, demin konuştuğumuz Ankaralı Turgut'a 50 bin lira yardım göndermiş. Karınca kararınca, keşke her sanatçı gücü yettiğince, yani içinden geldiği gibi ihtiyacı olan Ankaralı Turgut'a böyle yardımda bulunsa. Keşke. Keşke İbrahim Tatlıses. Allah razı olsun. Allah razı ediyoruz olsun. İbrahim Tatlıses'e bu duyarlı hareketi için. Evet. Evet. Sima Mark çiftine biz buradan söylemezsem olmaz masası olarak mutluluklar diliyoruz. Hande'den, Hakan'dan, Sibil'den, Şükrü'den düğün bekliyoruz. Ama İtalyalarda değil, şöyle halaylı.